önümüzdeki hafta müthiş bir derbi bekliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş sahaya çıkacaklar. Ve tabii karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin başkentte gösterişli galibiyeti. Beşiktaş'ın herkesin favorisi Başakşehir'di. Enfes galibiyeti. Bir anda maçın atmosferini, her şeyini değiştirdi. Yani evet, biz sıkı bir derbi izleyeceğiz dedirtti. Feyyaz Hocam, birkaç cümle, önümüzdeki hafta derbi için neler bekliyorsunuz? Ya derbi maçlarının havası zaten farklı olur. Eksikler falan tabii ki önemli. Hala Beşiktaş için 8 tane önemli oyuncusu eksik, ama şöyle bir şey var bizim ülkemizde. Bizim ülkemizde ne yazık ki maçtan önce maçı kazanmak gibi bir kötü alışkanlık var. Futbolcularımız rakiplerinde eksik olduğu zaman böyle bir rahatlığa giriyorlar. Bence Başakşehir'in büyük bir handikaptı bunu göz önünde bulundurması. Tabii kafası bir şekilde de hafta içinde oynayacağı Manchester City maçında. O yüzden çok iyi konsantre olduklarını düşünmüyorum. Bu tip takımlar, rakibi küçümseyen takımlar, ki bugün bunu konuştuk genel olarak zaten. Evet. Böyle bir gaflete düşüyorlar. United, Manchester United bu Manchester arada. Manchester United, evet, pardon. Düzelttiğin için teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol, var ol. Mustafa, bu tip konularda yardımcı olabilirsin. Burada yaş itibarıyla sizlerden büyük insanlarız. Saçlarımız falan beyazlaştı biliyorsun. Estağfurullah hocam. Fırtına gibisiniz. Lütfen rica ediyorum. Her hatamızda müdahale et. Hatamıza müsaade etme. Onun dışında güzel bir maç olacak derbi. Fenerbahçe zaten çok formda. Beşiktaş'ınla ilgili söyleyeceğimiz şu: ne kadar bu eksikleri takıma kazandırabilirlerse o kadar şansları yükselecek galibiyet adına. Gürcan abi, kısa bir derbi yorumu rica edelim sizden. Şimdi Feyyaz Hocam çok doğru söylüyor. Yani büyük maçın şakası yoktur yani. Derbi derbidir. Hatırlayın, Fenerbahçe en kötü zamanında gitti Vodafone'a. İlk yarı 3-0 bitti. Maç 3-3 bitti. Evet. Çok ilginç maçtı o. Yani ben Beşiktaş-Başakşehir maçını seyrederken hep o maç aklıma geldi. Yani herkes, çünkü 8 tane Covid'li çıkmış. Öyle olmuş, evet. Böyle olmuş. Başakşehir böyle United tam böyle formunu tutturmuş geliyor. Beşiktaş'ı alır götürür diyorduk. Hepimiz diyorduk yani. Başakşehir kazanır diye. Bir ilk yarı oynadılar. Deli gibi oynadılar. Yani çok çok iyi bir ilk yarı. Ama sonra 10 kişilik takıma da 2 gol yediler. İşte yani, şöyle diyebiliriz bak Gürcan, çok güzel. 8 eksik bir takıma 3-0 mağlup oluyorsun. Duruma düşüyorsun. Ama 10 kişi kalan bir takımla da rakip bu sefer 2 tane gol yiyor. Yani acayip bir, yani dengesizlik bu ya, aslında. Yani, tamamen psikolojik tabii, bir tabii. Oyun. Yani o maçın da ruhu var. O ruhu en iyi yaşayan oyuncu grubuna sahip hangi takımsa derbiden de galip çıkacak. Yalnız Feyyaz Hocam, sana bir şey söyleyeceğim. Başakşehir maçında Sergen Hoca'nın oyuncu değişiklikleri biraz Fatih Terim'in anlayışına benziyor. Maçı aldım, rakip 10 kişi. Maç 3-0, rakip 10 kişi. Yani defansın dengesini bence bozmakta bir şey yaptığı bir, evet, bir hamlesi var orada. Ben Okan Hoca'ya da sanıyorum sonra kendi de düşünmüştür o konuyu. Bunu mutlaka düşün. Ben söylemiyor şimdi, oyuncular lavali falan diyor. Hocam biraz sen de oyuncu değişikliğinde hata yaptın. Bunu kabul etmen lazım. Mensah çıktı, Adem girdi değil mi abi? Tabii mesela yani. Yok, bunlar stoperlerin yerini değiştirdi. Sol bek çıkınca genç oyuncuyu aldı. Stopere koydu biliyorsun. Yani Rıdvan Erdoğan çıkması ama orada sıkıntı yarattı bence. Tamam ama işte bir şey söyleyeyim. Bu değişiklikleri Rıdvan'ın sakatlandığından dolayı çıktı da orada Montero'nun yerini değiştirmesi, solu alması orada bir sıkıntı bence oldu. Bence bir sıkıntı oldu ya. Tabii teknik adam gözüyle size soruyorum. Doğru. Ben öyle gördüm. Ritmi bozuldu, dengesi bozuldu. Aslında hoca şimdi da farkında. Ben Okan Hoca'yı da şöyle eleştiriyorum. Samet Aybaba'yı izleyelim. Abi özür dilerim, burada kesiyorum. Samet Hoca'yı izleyelim. Belli olacak. Samet Hoca yırtık var dedi. Bence Yasir'de de iki hafta yoktur kardeşi bence. Üçten başlar. Öyle mi? Tabii ya, yırtıksa, kasıksa üçten başlar. Yani şu iki oyuncusunu, iki önemli oyuncusunu bıraktı. Yasir de iyiydi sizin de söylediğiniz gibi. İyiydi canım. Çok iyiydi. Yani İsmail Çipe de iyi oynadı. İsmail de iyi. Gördükten sonra evet. Yani tabii canım, o da diyor Galatasaray'ın kalecisi ya, beni gönderdiniz. O da diyor ki bak ben nasıl oynayayım diye. Galatasaray'da bu kurtarışların bir tanesini yapmadı İsmail Çipe. Yapsaydı Galatasaray'da kalacaktı zaten. İyi de öteki de Galatasaray'ın oyuncusuydu. Penaltıyı yaptırdı işte. Kim? Hani kırmızı kart gördü. Murat mı? Bir sene oynadı canım. Tamam. Bir sene oynadı. Fazla bir şey oynamadı. Ya Mudat'ın bu tür sakatlıkları hep var. Öbür giderken topu aldı. Topu ya. Aldı ya. O da enteresan. Ya. Topu aldı. Ne düşünür o an Mehmet? O reflekse sonra pişman oldu zaten, kaldı böyle yapıyor. Hocaya döndü kenara, kulübe döndü böyle yapıyor. Niye tutarsın ki topu eline?
Ama tutmasaydı onu line salıp içeri giriyordu. Yani pozisyona bir bak. Normal şekilde gol olur o pozisyon. Bir de halde alıp tutuyor. Yani. Devam ediyor tutmaya. İki defa kere çekti. Kaldı ya. Yani kilitlendi orada. Ya yemin ediyorum bak Atletico Madrid maçı. Galatasaray burada. Hakemler İtalyan kale arkasındaki. Caner tam topa vuracak. İtalyan oyuncu topu elle aldı. Aynen böyle. İtalyan hakemler şey oldu ya bastonlu oluyor görmüyorsun falan yani. Üç maymun oldular. Yemin ediyorum. Üç maymun oldu. Kale arkası hakem vardı ya. Olacak şeydi. Eline çarpan top vardı Atletico'da oynayan penaltı pozisyonu evet. Vermedi mesela. Gözünün önündeydi. Ama o Caner'in pozisyonu çok net ya. O da öyle. Yani kale arkasında hakemin direkt önünde oldu ya. Ayıp ya. Ayıp çekti aldı önünden aynen Caner'in ya. Topu eliyle aldı. Ben gördüm evet. Ya. Eliyle aldı. Yuh yani artık yani. Var değil. Nereden baksan görürsün onu yani. Mars'tan baksan görürsün adama elini yani. Sonra kaldırdılar onu. İyi ki kaldırdılar. Çünkü onların da yetkileri böyle hakem sorarsa evet söyler, yoksa söylemez gibi hani böyle içine kapanık hakem. O daha çok karıştırıyor. Meselesi vardı. Bayağı bir içinde tutuyordu. Peki Kayseri Spor'da bu eksikler olacak ama Kayseri Spor'un maçları nasıldı? Fatih Karagümrük'le içeride oynayacak Kayseri Spor. Ardından Göztepe deplasmanına gidiyor. Ardından içeride Trabzonspor'la oynayacak. Lung yırtık varsa Mehmet 3 haftadan başlar dedi. Diğer yandan Yasir'de de bir kırık köprücük kemiğinde geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Galatasaray'ın maçları nasıl? Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Galatasaray için belalı deplasman. Ardından içeride Hatay Spor, ardından Fatih Karagümrük. Çaykur Rize'nin de kalesi ne gol yedi Hatay'da ya? Evet, Gökhan. Yani. Gökhan büyük atmaçı. Neler de kurtardı ya. Tamam da maç biterken... Maç bitti, 3 puan aldık, soyunma odası gidelim derken 2-2 bitti. Abi, derler ya iyi oyuncu kötü gol yer diye, iyi kaleci kötü gol yer diye. Neler kurtardı, neler kurtardı? 6-7 tane net kurtarışı var. Evet, doğru söylüyorsun. Milli takım kalecisi. İşte çok iyi olduğu maçta o hata... Hatırlıyor musun? Puanı götürdü, puanı götürdü. Geçen sene miydi Konya kalecisi? Benzer pozisyon. Serkan Kırıntılı mı? Tuttu diye tuttu topu. Ceza peki Galatasaray Rize maçına bu oyuncular geliyor mu? Malatya maçıydı galiba. Malatya maçıydı. Mustafa Galatasaray Rize maçına Galatasaray'ın eksileri yetişiyor mu acaba? Luyendama yetişiyor. Luyendama bugün de vardı. Tamam yetişiyor oynayacak. Luyendama yetişiyor. Omar yetişiyor. Evet rahatsızlığı olan oyuncular yetişiyorlar. Belhanda yetişiyor mu? Belhanda'yı tam olarak bilmiyorum ama. Hayır onun süresi doluyor mu yani bilmiyorum ki. 10 günden fazla 14 oluyor. 14 gün süresi. 14 gün abi oluyor. Abi bir daha testler oluyor. Onun sonuçlarına bakıyorlar ya. Hani yani o süreç nasıl ilk olacak? Negatiften, ikinci negatiften sonra 14 galiba bildiğim kadarıyla. Yok yok. İki kere negatif çıktı mı tamam. İki kere ama çıkınca iki, tamam ama ilk negatiften sonra 14 olması lazım diyebiliyorum. Yok pozitif çıktığı zaman 14 gün karantina. İşte pardon ilk pozitiften sonra 14 gün karantina. Evet. Sonra iki negatif çıkarsa bitiyor şey. Evet. Bitiyor. Bitiyor. Evet. Bakalım nasıl şekillenecek artık günlük konuşuyoruz. Çünkü hani evet. Malum bu Covid belası ne olacak kim olacak kim olmayacak. Maçtan belki bir gün önce en önemli oyuncum pozitif çıkıyor. Öyle de bir sıkıntı. 3 oyuncu Kasımpaşa 2-1 Konyaspor'a mağlup oldu. Maçtan bir gün önce 7 oyuncu 4'ü 11'de 7 oyuncunun Covid. Şimdi teknik adamsın çok zor hocam. Tabii. Hadi bir oyuncu 2 oyuncu tamam da 4 oyuncuyu birden yerini değiştiriyorsun. O da ayrı bir maç öncesi konuşmaları dinledin mi? Fatih Hocam'ın maç öncesi çok güzel bir açıklaması vardı. Onu getirebilir miyiz gündeme? 40'a gelsin oyuncu dedi. Mustafa evet. Yani eğer yapılacaksa bunu şimdiden açıklanması lazım dedi. Bence maç yorumundan daha önemliydi Fatih Hocam'ın bu söyledikleri maç sonrası konuşmaları. %100 katıyorum ama zaten bunu hafta içinde ve en güzeli de şuydu Levent abi. Dedi ki açıklayacaklarsa şimdi açıklasınlar ki bir tartışmaya mahal vermesin. Yani eğer hükmen olacaksa bu şekilde olsun. Açıklama da erken olsun dedi. Hayır, bir şey daha söyledi. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Belli maçlar bir yerde oynanabilir dedi. Şampiyonlar Ligi gibi. Tabii bubble şeyi. Antalya oynayabilir dedi. Mesela 3 takım orada o bölgede oynayabilir. Ben de onu savunuyorum. Yani geçen olasılıklara karşı mutlaka bir tabii, şey bravo, sunsun hocam, doğru dedi. Bu yani. Çok doğru bir çok seyahat ettirmemek takdir. Lazım takımları. Hocam ya, Levent abi 35 planlıyor değil mi? 30 şu anda. 35 diyor 40 yapsınlar diyor. Abi, o 17 o 19 hayır, zaten bizim kontrolümüzde. Şu var Levent abi. Şimdi her takımın en az 10 oyuncu geçirdi bunu. Tabii. Yani bir daha geçirmeyecekler. Bu, benim o okudum yani bilim adamlarının söylediği bir daha yakalanmaz yani binde 3'müş. Ama o antikor hayır, üretiyorsa. Beşiktaş'ta yani geçen bir aşama vardı. Bir tanesi 3. kez oldu diye bir kişi. Oyuncu değil o abi. Kim? Tamam fark etmez ya. Olay COVID yaşamış yani. Olaylar arasında benim verdiğim örnek farklı. Oyuncu açısından değil mi? Kişi anlamında. 3 defa olmuşsa. Binde 3'müş.
bir yakalanın bir daha yakalanma ihtimali ya da oranı neyse. O kadar yani. Düşük. Şu anda yani, mesela Galatasaray'da bayağı oyuncu Covid. Mesela Lines ile Ömer Bayram sezon öncesi geçirdiler. İşte sezon başında aslında bu sezon başlamadan mesela, çok konuştuğumuz bir mevzu var. Belanda da var, kaleci de var, Babel de var. 5 oyuncu oluyor. Evet. Arda. Arda da var 6. E bunların 6'sı geçirmeyecek Gürcan'a göre. Yani. Ama öyle değil tabii. Hani onu bilmiyoruz abi. Asla geçirmez demiyorlar doktorlar. Ki geçiren hastalar ama var. Ama oran çok düşük. Bundan sonraki süreci bence geçirirsin bunu. Geçirmeme şansın yok. Yakalanacaksın yani. Tabii. Ligin ikinci yarısında bence en büyük etkili olacak bir şey. Bunu kulüplerin de bir karar vermeleri gerekiyor. Tabii dünya bu konuda çalışıyor. Aşı. Bak, Sayın Bakan'ın açıklaması var. 10 milyon gelecek. Yani 2 dozda 5, belki 20 olur bilemiyoruz. Başka yerlerden gelecek. Dolayısıyla riskli kişiler yapacaklar. Doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına, hastalara. Belki sporcular anlamında olabilir. Çünkü bunlarla ilgili bu aşıların bir dengesi olacak. Tabii ama oynanırken, yani süreç devam ederken aşı yaptırmak da risk. Çünkü o aşının da nasıl grip aşısı olunuyor, iki gün böyle bir sersem gibi dolaşıyorsun. O aşıyı olduğunda da aşıyı olan bir iki gün onun bir sıkıntısını yaşayacak yani. Yaşar iki gün bir şey diye futbolcu genç oyuncu da onu kaldırmıyor. Aşı gelsin bulunsun da. Gelsin de versin de ondan sonra yani. Peki. Birazdan hocaların basın toplantılarını da beraber izleyeceğiz. Bizi önümüzdeki hafta müthiş bir derbi.